أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين bi hurmeti seyyidil murselin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yüce Rabbimiz hepimizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Allahü Teala Celle Celaluhu bizleri ölünceye kadar evlatlarımızı, neslimiz, zürriyetimizi kıyamete kadar hep iman yolunda, Kur'an yolunda beş vakit namazlarını kılan ve inşallah Rabbimizin rızası uygun bir şekilde hayatını yaşayan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Liderimiz, önderimiz, biricik peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e اللهم جل جلاله احزاب سورة استعذ بالله بسم الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم Şüphesiz muhakkak Allah ve melekleri peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Hz. Peygamber'e salat ederler. Ey iman edenler siz de salat ve selam edin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine. Evet. Hemen biz de salavat-ı şerife getirelim inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammedin. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا محمد صلى الله عليه وسلم seni seviyoruz senin سللل اعلني اعلى اصحاب seviyoruz ربهم Cennette de buluşmayı bu sevgiyle bizlere, hepimize, aile bireylerimize nasip eylesin. Sen bizim yolumuzun önderi oldun, lideri oldun, rehberi oldun. Biz senden öğrendik, hayatı senden öğrendik, güzellikleri senden öğrendik, merhameti senden öğrendik. Onun için sen, 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 kainatın efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hep beraber güzel bir şekilde coşkuyla salavat-ı şerife getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin bil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve enselim Allah'a müsaade Allah kabul etsin inşallah. Daha önceki derslerimizde de söyledik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar fazla salavat-ı getirirsek o kadar kendisine yakın olacağız inşallah. Onun için en kabule şayan ibadet salavat-ı şerifedir. Namazlarımız Allah kabul etsin diyoruz. Bırakıyoruz bir kenara. Efendim oruçlarımız öyle, zekatlarımız öyle, hayırlarımız öyle. Ama salavat-ı şerife direkt olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırılıyor. Allah'ımız Celle Celaluhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ine yeryüzünde salavat-ı şerife getirenlerin salatı ulaşması için özel melekler görevlendiriyor. Sadece onların görevleri ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana İstanbul'da sana, Bursa'da sana efendim, Artvin'de sana, Edirne'de sana, Almanya'da sana, Kıbrıs'ta sana, Amerika'da salatıya getirildi. Şu şahıslar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize selamımıza mukabele buyuruyor. Ve yarın mahşer gününde inşallah bu salavat-ı şerifler sayesinde onun şefaatini kazanmaya çalışacağız. Rabbim nasip etsin. İzinden yolundan, sevgisinden ayırmasın bizi inşallah. Allahümme salli ala seyyidine ve Salavat grupları yapalım Whatsapp'ta. Whatsapp efendim güzel sevdiklerimizle beraber salavat kardeşliği, salavat şerife grubu diye bunu o e, Whatsapp'ın fotoğrafında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeşil kubbesi olsun. Orası bizi hemen o tarafa doğru götürsün, çağrıştırsın. Allahu Ekber. Ne güzel olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan o birlikteliğimiz bizim yarın mahşer gününde inşallah şıkır şıkır tıkır tıkır zorluk olan efendim hesaplardan falan gitmemizi onların sırat köprüsünden geçmemizi ve peygamberimize komşu olmamızı sağlayacaktır. Allahümme salli ala aleyhi ve sellem. Şimdi dersimize gelelim. Yine dersimiz hadis-i şeriflerle alakalı biliyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir gün sahabe ikrama şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet bahçelerine uğradığınız zaman onun nimetlerinden yararlanın, faydalanın. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman onun nimetlerinden yararlanın, faydalanın diyor. Sahabe şaşırıyor. Yani burası dünya, cennet bahçesi burada var mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da boşa söz söylemez mübarek. O zaman hemen soruyorlar. Ya Resulallah, cennet bahçeleri nerededir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, mescitlerdir. Yani camiler yeni adıyla diyelim bizim Türkiye'mizde kullandığımız. Ama bunun orijinali mescit, secde edilen mekan anlamında secde ediliyor burada. Allah Efendi ibadet ediliyor. Allah'a en yakın olan yer. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman da muhakkak o mescitlerden cennet bahçesidir orası. Hemen istifade edin. Peki nasıl yararlanacağız, istifade edeceğiz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine orada bize bir efendim açılım yapıyor. Diyor ki Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber diyerek buyuruyor. Yani camiye gittin, mescide gittin, bir kenardasın daha efen namaz bekliyorsun ezan okunmamış hemen tesbihe başla. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. <laughs> Subhanallah ve ve la ilahe illallah vallahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Her bu tesbihi söyleyince insan cennette kendisine bir ağaç dikilir buyuruyor. Hz. İbrahim aleyhisselam. Miraç'ta, Miraç gecesini inşallah ileride anlatacağız size. Miraç'ta Efendimiz aleyhisselatü vesselam İbrahim aleyhisselamla karşılaşınca benim evlatlarımıza, evlatlarıma ümmetine selam söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlar cennete şimdiden ağaçları diksinler. Nasıl dikecekler? İşte bu sözü, bu tesbihatı söylüyor. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah, ve allahu ekber. Bir ağaç dikilir. Yani şöyle bir yeşillik bahçeniz var. Ağaçları ne kadar fazla olursa efendim orada gürül gürül o gem yeşil efendim ağaçların ah içerisinde oturuyorsunuz, sefa sürüyorsunuz. Rabbim nasip etsin. Burası cefa yeri, orası sefa yeri. Yerleri karıştırmayalım yani. Burası cefa, orası sefa. Burada efendim sefa süren, orada ikinci bir sefayı sürmesi zor. Yani efendim burada ne yapacağız? Biraz kendimizi frenleyeceğiz nefsimize oymayacağız. Sabah namazına kalkmak için saatimizi kuracağız. Ona göre ayarlayacağız kendimizi. Akşam yatsı aynı şekilde erkekler için söylüyoruz. Kardeşlerimiz muhakkak cemaat kılmaya çalışacak sabahı ve yatsıyı. Diğerleri de aynı şekilde ama özellikle münafıklara ağır gelen bu iki tane namaz insanın bütün gece namaz kılmış gibi sevap kazanmasına neden oluyor. Ne kadar güzel elhamdülillah. Rabbim ayırmasın. Ya yani Bu işin aşkını, sevdasını bize nasip etsin. Nedir düşüncen kardeşim? Aa, kardeş bu sabah namazı evde kıldım ya camiye çıkamadım biraz rahatsızdım. Allah affetsin. İnşallah bunu efendim telafi edeceğim. Yani insanın gayesi Allah'ın rızasını kazanmak için koşuşturmak olmalı. Öbürleri zaten geliyor. Elhamdülillah. Paran, efendim kendi sağlığın, diğerleri yerindeyse, kimseye muhtaç olmuyorsan, el açmıyorsan, kralsın sen, efendim padişahsın sen, kardeşim. Hiç milletin bakma dairesine, arabasına, efendim dolarına, altına, ne bilmem şu sınıfına, başver geç onlar ya. Elhamdülillah imanın var. Elhamdülillah Allahu Teala yolunda bir yürüyüşüm var. Beş vakit namazım var. Elhamdülillah hayırlı bir evlat, efendim aile Allah sana nasip etmiş. Bundan daha değerli, bundan daha büyük bir insan için efendim zenginlik var mıdır? Ya Rabbi kadir kıymeti bilmeyi nasip et ya Rabbi. Kadir kıymet bilmeyi nasip et ya Rabbi. Yanlış konuşmaktan, yanlış düşüncelerden hep sen bizleri, çocuklarımızı, neslimizi muhafaza et ya Rabbi. Amin. O subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber tesbihini hocalarımız büyüklerimiz hep tembih ederler. İnsan günde yüz kere söylemeli. Çünkü onun içerisinde Allah'ın dört tane sevdiği kelime var. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah, ve allahu ekber. Subhanallah var burada. Elhamdülillah var. La ilahe illallah var. Allahu ekber var. Allah'ın en çok sevdiği dünyada dört kelime Bunlar işte. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Subhanallah, velhamdülillahi, ve la ilahe illallah, ve Ekber demeye devam edelim. Hatta, hatta imkan doğrultusunda Hazreti Abbas radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, amcası, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona ve biz ümmetine tesbih namazını söylüyor. Kıl amcacığım diyor. Bu namaz senin bütün günahlarını da bağışlatır diyor. Hatta orada çok büyük bir müjde veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Diyor ki şu tesbih namazını kılan kimsenin efendim bir tepe söylüyor böyle Medine-i e Mekke'de. O tepenin Medine-i tepenin kumlarının sayısı adedi kum kum sayısını biz Allah'tan başka kim bile bir bir tepeyi düşünün efendim arazide bir dağlık bir bölgede tepenin kumlarının sayısınca Allah günahları bağışlar buyuruyor. Hep beraber haydi inşallah niyet edelim. Efendim bu akşam cuma gecesi olabilirse olmazsa bu üç ayların içerisinde serpiştirelim ama mümkünse işte her gün kılın. Olmazsa haftada bir kılın, ayda bir kılın, yılda bir kılın. Efendim o da olmazsa ömürde bir kılın buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Google'a falan yazarsanız çok rahat bir şekilde onun tarifini buluyorsunuz. İçerisinde 300 tane Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber tesbihi geçiyor. Onları böyle efendim niyet ediyorsunuz Allah rızası için tesbih namazı kılmaya diye ve 4 rekatlık bir namaz. Her rekatında 75 tane söylüyorsunuz ama ayrı ayrı yerlerde. 15-1, 10-10-11 böyle. Kalktığınızda bir daha 15'ten başlıyorsunuz. Başlangıç her rekatın başında 15 ile sonra 10-10-10 böyle. Efendim her rekatta 75 çarpı 4 rekat 300 tane tesbih namazın bitiminde. Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahü ekber demişsiniz. Topu toplama inanın samimiyetimle söylüyorum. Yarım saatinizi alacak. Ama mükafatı Efendim, dillere destan. Konuşamazsınız, anlatamazsınız yani. Ben çok aciz kalırım. Kim efendim aciz kalmaz ki? Düşünün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı tarifi. Rabbim kolaylık versin, ibadetlerimize, zikirlerimize aşk ile yapalım inşallah. Bir de yeri gelmişken yine söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, tavsiye ettiği her namazdan sonra şu duayı yapın ki Allah bize güzel ibadet etme noktasında, zikir yapma noktasında bir güç kuvvet versin. Allah bize yardım eylesin. Verdiği nimetler şükretme noktasında nankör olmayalım diye şu dua efendim altın altın efendim varaklarla yazıyla yazılması lazım. Her yere. Beynimize. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Çok kolay ama acayip bir şekilde de insanı motive eden, insana efendim destek veren bir dua. ibadetlerinde, şükürlerinde, zikirlerinde. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Her namazdan sonra şunu söyle diyor. Diyeceksin ki Allah'ım ya Rabbi bana seni zikretmek için, verdiğin nimetler şükretmek için ve güzel güzel razı olacağın ibadetleri yapabilmek için yardım eyle ya Rabbi. Arapçası şart değil. Yani orijinalini ezberleyen söylesin ama önemli olan burada onun manasıyla beraber Türkçesiyle Allah'a yakınlaşmak. Allah'a dilekçe vermek. Dilekçemiz Ya Rabbi seni zikretmek için, güzel ibadet etmek için, verdiğin nimetleri de efendim şükretmek için, nankör olmamak için yardım et Ya Rabbi. Şu anda yanıyoruz. Etrafımız yanıyor. Herkes böyle insanı dünyalığa çağırıyor isyana çağırıyor, şikayet ettiriyor, maaşından şikayet ettiriyor, evinden şikayet ettiriyor falan. Halbuki bunlar bulamayanlar var. Elhamdülillah diyelim ya Rabbi. Bu bilinci ver ya Rabbi diye böyle insan Allahü Teala ile efendim görüşmeli. Allah'a yakınlaşmalı. Rabbim nasip etsin inşallah. Geçelim başka bir hadis-i şerife. Yine sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz çok cani bir dikkat bir hadis buyuruyor bize. Günümüz şartlarında aman bu hadis-i şerife dikkat edelim. Buyuruyor ki Allah'ın yeryüzünde en sevdiği yerler camilerdir, mescitlerdir buyuruyor. Allah'ın yeryüzünde en sevmediği yerler de çarşılar, pazarlar yeni adıyla AVM'lerdir diyor. Aman dikkat. Aman dikkat değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, kardeşler. Allah hepimize yardım eylesin. Camiye gidiyorsunuz, camiler bomboş. Sokağa çıkıyorsunuz, efendim yemek yerleri, AVM'ler, efendim tıkabası adeta dolu. Allah sonunuza getirsin. Allah'ın en sevdiği yerler bomboş. Allah-u en sevmediği yerlerde dolu. İnsanlar adeta kapının önünde kuyruğa giriyorlar AVM'ye girmek için. Olay iyi şeyler değil. Değiştirmemiz lazım. Allah hepimizi bağışlasın, affetsin. Sevdiği yerleri sevmeyi nasip etsin. Kendini sevmediği yerlerden de uzaklaşmayı nasip eylesin. E ben AVM'ye gitmek zorundayım. Hakikaten oluyor. Hepimizin işi yok mu? Ailemizin, çocuklarımızın var. Ama işini göreceğin, çıkacaksın. İşini göreceğin, çıkacaksın. Hiç unutamıyorum. Muhammed Efendi Hazretleri üstadımızın bir benzetmesi vardı. Bu tip yerlere Avrupa'da diğer yerlerde efendim insanın bulunmasını şuna benzetirdi. Derdi ki Allah'ın sevmediği bir yere gittiğiniz zaman aynı tuvalet gibi düşünün. Tuvalete giriyorsun. Orada efendim böyle iki saat oturmuyorsun. İşini görüyorsun çıkıyorsun. Oraya da efendim tuvalet gibi düşün. işini gör ayrıl çık. Yani böyle olaya bakarsak Bizi efendim oralar sıkar. AVM sıkar bizi. Dükkanlar, çarşılar, pazarlar hemen köşeden işlerimi göreyim ayrılayım dersin. Bunlara dikkat etmeli insan. Yoksa Allah korusun giriyorsun oraya ortam efendim işte e, albenili bir şekilde süslenmiş. Ondan sonra bir taraftan görüntü e, cazip hale getirilmiş. Bir taraftan müzikler, bir taraftan efendim işte e, vitrinler şunlar bunlar. Yani hepiniz bilirsiniz bunları Yahudi ve efendim işte Siyonist güçler diyelim bu kafir güçler öyle acayip oyunlarını oynamışlar ki öyle efendim bizim oralardan çıkmamamız için iki şey diyorlar çok dikkat etmişler. Bir, bir AVM'lerin hiçbir tanesinin dışarıya bakan bir penceresi yoktur. İçeriye girince siz orada kaybolursunuz. Bir, AVM'lerde efendim dışarıya bakan bir pencere göremezsiniz. Sebebi nedir? Çünkü gündüz girersin dolaşa dolaşa birinci kat, ikinci kat şu dükkan, bu dükkan, şu marka, şu efendim çaycı, şu çorbacı bir bakarsın ki saatlerin geçmiş. Gündüz girdiğin yerde akşam gece olmuş. Farkında değilsin çünkü pencere yok ki. Efendim akşam olduğunu sen anlayamazsın. İki, saat koymazlar diyorlar. Saat koymazlar saate bakarsın. Aa 3 saatim geçmiş. Aa efendim beni bekleyen var. Bu kadar da burada durur mu? Dememen için adam öyle bir şeytanlık yapmış ki sana efendim ne pencereyi göstermiş dışarıla irtibatın efendi olsun diye ne de saati önüne koymuş saati göresin diye. Allah hepimize yardım eylesin. Sabahleyin girip de akşama kadar oralarda gezenler, yemek yemek için de yine oralarda efendim salonlar, çay içmek için salonlar. Bir bakıyorsunuz müzikler, kulaklar günahlara girmiş. Gözler zina etmiş, kadına bakmış, vitrinlerde şurada burada efendim bir sürü şeylerle günaha girmiş, mahvolmuş. Kalbin kirlenmiş, ayakların efendim bedenen zaten bitmişin. Kardeş ne oldu ya? Camiye gitsen Allah-u Teala'nın o tertemiz, içerisinde gıybeti olmayan, dedikodusu olmayan, haramı olmayan bir yere, tertemiz yere girsen melekler dua edecekler. Allah ondan razı olacak. Ama yaptırmıyorlar ya. Yaptırmıyorlar hakikaten bize. Allah hepimizin elinden tutsun. Ya Rabbi nefsimize bırakma. Göz açıp kapayınca kadar nefsi bize bizi uydurma ya Rabbi. Ya Rabbi şeytanın ve efendim şeytanlaşmış şeytana hizmet eden arkadaşların da çevrenin de şerrinden koru bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir e, tavsiyesi var bize. Buyuruyor ki Rabbinin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Gecenin son yarısı. Yani geceyi şöyle hesaplayabiliriz. Alimlerimiz öyle diyor. Akşam namazı girdi. Kaçta girdi? Örneğin bu akşam için söyleyelim. 6.38 6.38'de akşam namazı girdi ve kaçta çıkıyor imsak diyelim ki? 6.30'da. 12 saat. Bunun yarısı ne kadar? 6 saat. 6 saati koy 6.38'in üzerine. Efendim ne ediyor? 12.30 1. Yani birden sonra Allahu Teala Celle Celaluhu kullarım gelsin diye efendim bekliyor. Rahmetin tecelli ettire böyle. Allah en yakın olan saatlerde Cenab-ı Hak Celle, Celle buluşmaya çalışacağız, gayret edeceğiz inşallah. Ondan sonra Allahu Teala Celle Celaluhu o vakitlerde zikredenleri bekliyor, dua edenleri bekliyor. Sen de yapabiliyorsan yap diyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Çünkü o saat çok efendim önemli bir saattir. Büyükler büyüklüklerini hep o saatlerde kalkarak efendim elde etmişler. Biz de gecemizi böyle heder etmeyelim yatağın içerisinde. Efendim kalkalım. Ya Rabbi geldik diyelim. Teheccüd namazına kalkan kimselerin yüzünün nurlu olduğunu görürsünüz. Hasan-ı Basri Hazretleri rahmetullahi aleyh soruyorlar. Bu yüzün nurlu olması bu kadar efendim harika ay parçası gibi olmasının sebebi nedir? Bu güzel insanın, bu Allah dostlarının o da Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki onlar yataklarını terk edip Allah'ın huzuruna çıkıyorlar. Allah da onlara nurundan veriyor. Onlar Allah'ın huzuruna çıkıyorlar. Allah da nurundan veriyor. Ya Rabbi bize de nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Hastalığımız şifarı nasip eyle. Çocuklarımızın çok hayırlı olması nasip eyle neslimizin, zürriyetimizin, damatlarımızın, gelinlerimizin çok hayırlı olması nasip eyle. Hepsine beş vakit namaz şuuru nasip eyle. Severek kılsınlar namazlarını ya Rabbi. Bize hiç ne bile ya Rabbi. Kur'an'larını okusunlar, senin yoluna gitsinler. Haram abi efendim, هيش تشمس النار. هل علينا الايضا مس النار. حلام لكم الله بزاد يدرنا يا ربي. امين امين امين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامنا على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.